Arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere kontaktörün ne olduğunu, çalışma prensibini ve iç yapısını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kontaktörler, her şeyden evvel kontaktör nedir? Kontaktör arkadaşlar içerisindeki bobin vasıtasıyla arkadaşlar elektromanyetik anahtardır arkadaşlar. Tamam mı? Elektromanyetik çekme yapar. Kapalı kontakları açar, açık kontakları da kapatır. Bu şekilde aslında bir anahtarlama vazifesi görür. Kontaktörün arkadaşlar çok çeşitli şekilleri var. Efendim söyleyeyim, amperajları var. Bunlar benim elimdeki şu anda arkadaşlar 20 amper bir kontaktör. Elimizde kontaktör arkadaşlar şurada bakın 3 tane 1, 3, 5, 2, 4, 6 kontaklarımız var. Bunlar L1, L2, L3. T1, T2, T3 diye de yazabilir diğer kontaktörlerde. Ben şimdi bunun üzerinden anlatacağım. Yani buradan 3 fazımız, 3 fazlı bir motor diyelim. Devremiz buradan 3 fazımız girer. RS'de bu şekilde de kontaktörümüz 220 volt bobin uçlarına verildiği anda yukarıya doğru arkadaşlar çekme yapar. Bunu aşağı doğru çeker kendisini arkadaşlar. Şurayı çektiği anda 3 kontağımızla birleşir. Yani buradaki ana kontakları çekerek çalıştırır. Buradaki akım kesildiği zaman da içerisindeki yay vasıtasıyla arkadaşlar biraz sonra göreceğiz. Tekrar eski pozisyon eder, yukarıya atar ve kontaklar, bakın şurada kontaklar açma yapar. Şu şekilde arkadaşlar böyle kontaklarımız kapanır. Bu şekilde açılır. Normalde bu kontaklar arkadaşlar şimdi üstteki kontaklara open diyoruz. Yani açık olan kontaklar. Bir de şimdi kontaktöre akım verilmediği zaman akım yokken bunlar open diyoruz bunlara. 3 kontağımız devamlı open vaziyetindedir. Yani L1, L2, L3, T1, T2, T3 open. Yani açık olan kontaklardır. Çektiği zaman kapanır. Kapanır şöyle arkadaşlar. Şurada yanda ilave kontaklarımız vardır arkadaşlar. Bunlar mesela bunlar open'dır. Diyelim ki bunlar open kontaklar. Bu da arkadaşlar yani bunlara NO diyoruz. Bunlara da NC diyoruz şuradaki de. Yani close, bu da kapalı olan kontağımız. Yani kapalı kontak ne? Bunlar açık şu anda çekmediği zaman. Bunlar da şu anda buradan buraya L1'den T1'e diyelim bir geçiş yok. Ama şu an çekili değilken kontaktörümüz manyetik yapmamış iken burada kontağımız şu anda NC kontağımız ise kapalı. Yani bunlar NO'lar açık şu anda. NC ise kapalı kontak. Bunun yanında bir yardımcı kontağımız da olabilir. Yani 3 tane ana kontağımız olur. 3 faz girer, 3 faz çıkar veya bunu monofaz olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar da yardımcı kontaklardır. Yanında bunun bir kontakta olabilir. Yani kontaktör biraz daha büyük olabilir. Burada 3, 4, 5. kontakta olabilir. Dediğim gibi bundan bir tanesi işte bunlar 3'ü NO. Open kontaklar. NC. Ve tekrar yanında bir tane daha arkadaşlar. NO kontak daha olabilir. Buradaki NO kontağımız zaten biraz sonra göstereceğim. Buradaki termik termiğin üzerinde arkadaşlar şu anda bu. Termik bobinimizin üzerinde. Bunu da ne için kullanıyoruz burada kontaklar arkadaşlar? Yardımcı kontakları bazı devrelerde kullanılıyor ve mühürleme yapmakta kullanıyoruz arkadaşlar. Yardımcı kontakları. Onlar o şekilde arkadaşlar bize gerekli olan kontaklar bunun yanındakiler. Özellikle dediğim gibi mühürleme hadisesinde de onları kullanıyoruz. Daha sonra mühürlemeyi de gene gösteririz. Buradaki kontak dediğimiz gibi bunlar NO. Bunlar, bu da NC kapalı kontağım olduğu için bizim gene NO kontağım şunun üzerinde, termik rölenin üzerinde olduğu için eğer bir mühürleme yapacaksak bunun üzerinden de yapabiliriz. Bu kontaktör için geçerli bu, ama bunun yanında yardımcı kontak bir tane daha varsa bunu kullanmadan da kontaktörünüzü kullanabilirsiniz, ama devrelerde biliyorsunuz termik gene İster istemez çoğu yerlere termiğimizi kullanıyoruz. Çünkü motorlarda kullandığımız zaman aşırı akım çekildiği zaman arkadaşlar kontaktörümüz zarar görmesin diye burada açma yapacak olan termik kullanmak
zorundayız. Bu da arkadaşlar devreye bakın şu şekilde. Burada klemenslere giriyor. Buradan L1, L2, L3'ten girip bu şekilde buradan motorumuza, cihazımıza buradan çıkış yapıyoruz. Buradan da mühürlememizi ve daha değişik hadiseler de yapılıyor. Onları şimdi çok uzun uzadıya girmeyelim. Şimdi kontaktörümüzün arkadaşlar dediğimiz gibi çalışma prensibi bu. Şimdi hemen size arkadaşlar bunu şöyle canlı olarak göstereyim. Şöyle fazımı ve nötrümü veriyorum. A1 ve A2 uçlarımıza. Ve kontaktörümüzü şimdi çalıştıracağım arkadaşlar. Kontaktörümüzün bobini bir çekme yapacak. Çekme yaptıktan sonra arkadaşlar kontaktörümüzün bobini şöyle yaklaştırayım. Size kontakların açık kapalı olduğu nasıl anlarız onu göstereyim hemen. Yani elinizde bastığınız zaman boştayken de yani bu şekilde de ölçü aletlerini ölçüp bakabilirsiniz ama ben yine size şöyle bakın. Şimdi NO dediğimiz, open dediğimiz kontaklar şu an açık olan bunlar. Bak kontaklar arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bakın bunlar açık kontak olduğu için bakın bana herhangi bir sinyal vermiyor. İkinci kontağım, üçüncü kontağım, L1, L2, L3, T1, T2, T3 çıkışlarım bana open yani açık kontak olduğu için herhangi bir sinyal vermedi. Bu da benim NC kontağım arkadaşlar. Şöyle bakın bu da kapalı şu anda. Tamam onlar açık bu kapalı. NC kontak da kapalı demek. Yani kontaktör çekili vaziyette değilken şu an akım yokken bura benim kapalı olan kontağım. Şimdi hemen akımı veriyorum. Bakın kontaktörüm şöyle bakın sesini duymanız için çektiğini görmeniz için tekrar tekrar yaptım. Şu an kontaktörüm çekti. Üstteki uçlarım sadece arkadaşlar anahtarlama yapıyor şu anda tamam mı? Bunlarda şu anda herhangi bir akım yok. Akımı biz veriyoruz. Buradan veriyoruz. Buradan alıyoruz. Onun için ölçü aletimin omaj kısmıyla burayı ölçebiliyorum. Şu an burada akım yok. Sadece bobin de var. Bobin çekti. Benim buradaki NO olan, NO dediğimiz açık olan, open olan kontakları close yani NC haline getirdi. Bakalım. Bakın. Bu birinci. Bu ikinci. Sevgili arkadaşlar. Şöyle herhalde kontaktörüm iyi. Bir kontağa güzel çalışmıyor diyebilirim. Şöyle. Evet. Bu da arkadaşlar üçüncü. Üç kontağım da şu anda 1-2-3 kontağım kapandı. Bu kontağım ise açıldı. Yani kontaktörün çalışma prensibi bu arkadaşlar. Yani kapalıları, açık olanları kapatıyor, kapalı olanları açıyor. Tamam bu şekilde bir çalışma prensibine sahip dedik. Bakın şöyle, şuradan gene göstereyim ölçme hadisesini. Üzerinde dediğim gibi bobin çekti. Bakın şöyle, yani 3 kontağımda böyle sırayla şu anda akım mevcut. Bıraktık kontaktörümüzde arkadaşlar şöyle. Çekti. Open'ları close yaptı. 3 kontağımı. Close'u da open yaptı. Yani bunu açtı. Bunları kapattı arkadaşlar. Kontaktörün vazifesi bu. Dediğim gibi motorlarda efendime söyleyeyim çevre aydınlatmalarında zaman saati bağlayarak yani çeşitli yerlerde arkadaşlar çok işimize yarayan bir malzeme kontaktör. Hemen içerisine bakalım. Şöyle sökelim arkadaşlar. Hemen kısaca söküp zaten takmadan bırakacağım. Yani işini görmeniz için. Kontaktör arkadaşlar amperaj seçimi kullanacağımız yere göre amperajını seçmek efendime söyleyeyim çok önemli arkadaşlar. Yoksa kontaktörümüzün bobini yanabilir. Yani vereceğimiz yüke göre bunun amperajını iyi ayarlamamız gerekiyor. Bu trifaze bir kontaktör. Zaten çoğu kontaktörlerin yani hepsi diyelim hemen hemen hepsi trifaze. Birçoğu. Dediğim gibi 3 girer, 3 çıkar yukarıdan ama bunu monofaz olarak da kullanabilirsiniz. Herhangi bir monofaze devrede de arkadaşlar buradan mesela fazınızı verirsiniz. Fazı buradan atlama yaparsınız buralara. Tek fazı. Tek faz kullanacaksanız. Buralardan da arkadaşlar lambalarınıza veyahut ne kullanacaksanız buradan aynı fazdan çıkış yaparsınız. Ha ne olur? 3 kontağa tek kontağa yüklenmemiş olursunuz. 3 tane kontağa da kullanmış olursunuz. Diyorum. Bakın vidalarını söktüm. Şöyle arkadaşlar kontaktörümüzü çıkartalım. Bir de içini gösterip bırakalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın kontaktörün şu palet dediğimiz arkadaşlar kısmı. Şu da arkadaşlar kontaktör bıraktığı zaman akım kesildiği anda paleti aşağı indiren ve
buradaki arkadaşlar, şuradaki, bakın şuradaki kontakları açan yay şöyle, bakın kontaktörün bobini ittik, bobini göstereceğim şimdi. Bobin çektiği anda, bobin manyetik yaptığı anda arkadaşlar, şu bobin akımı aldığı anda manyetik yapıyor. Şunu çektiriyor arkadaşlar şöyle aşağı doğru, bakın. 3 kontağımı da kapatıyor ama 4. kontağı açıyor. Burada bir tane daha varsa yani open, onu da kapatıyor arkadaşlar şeklinde. Bakın şöyle çalışıyor. Akım kesildiği zaman da yaylar, şuradaki yaylar vasıtasıyla yaylar bunları yukarıya böyle itiyor. Şu paleti. Şöyle arkadaşlar, bakın iki tane yayımız var. Bu yaylar büyük olup ortada da olabilir. Yani dediğim gibi kontaktörün markasına, modeline, amperajına göre değişir. Bakın ikinci manyetik yapması için arkadaşlar şurada paletimin ikinci parçası burada. Arkadaşlar yani bu da bobinimiz, uçlarına faz ve nötr verdiğimiz bobinimiz de bu arkadaşlar, sargımız. Yani iş bu bobinin, dediğim gibi amperaj bobinin şeyinde bitiyor arkadaşlar, sargısında. Ona göre bunu düzgün kullanacağımız yere göre amperajını ayarlarsak kontaktörümüz uzun ömürlü olur diyoruz. Seçim çok önemli. Şimdilik arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Termik röleyi de az çok gösterdik. Termik röleler arkadaşlar bundan üzerine bağlı olmayıp da biliyorsunuz aynı gene kontaktör şeklinde, üzerinde gene aynı bu şekilde arkadaşlar ayarları olan, düğmesi olan kontaktör şeklinde, kontaktörün yanına bağlanan şekilleri de mevcut. Bizim kontaktörünki bu şekilde arkadaşlar. Çıkışları zaten yazıyor üzerinde. Yani kontaktörümüzün arkadaşlar kullanma prensibi bu. Dediğimiz gibi elektro manyetik anahtar vazifesini görüyor arkadaşlar. Aç kapa malzemesi, eleman arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.